Ankara sevgili izleyenler, siyasetin kalbinin attığı nokta. Gelin kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Başkentin gündeminde neler var? Ayrıntıları TV100 editörü Ertuğrul Tunç anlatsın bize. Artık gün uyanıyorun bir klasiği. Ankara'ya uzanacağız birlikte. Başkent neler yaşıyor? Editörlerimiz bize canlı olarak aktaracak. Günaydın. Kolay gelsin. Haber nöbetinde kolaylıklar. İyi ki biz de dahil oldun. Hoş geldin Gün Uyanıyor'a. Lütfen Ankara'da neler yaşanıyor? Başkentin gündemi neler yerel seçimlere 24 gün kalmışken? Anlat bizlere. Günaydın Kardelen Dönmez. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Güzel dileklerin için de teşekkür ediyorum. Tabii ki Ankara'nın gündemi yerel seçim takvimi kısaldıkça daha da yoğunlaşıyor ve o tartışmalar, siyasi tartışmalar daha da sertleşiyor. Dün de buna benzer mesajları gördük bizler aslında. Hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün vermiş olduğu o mesajlara ben dikkat çekmek istiyorum. İlk olarak Malatya'daydı. Burada yaptığı konuşmada bir isim vermedi. Ancak mesajlarının kimi hedef aldığı aslında oldukça açıktı. Genel seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir ittifak çatısı altında girdikleri fakat yerel seçim sürecinde bir uzlaşı sağlayamadıkları eski ortakları yeniden Refah Partisi'ne yönelik olarak algılandı. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimizin eski belediye başkanlarını, vekillerini aday göstererek bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı" dedi. Zaten bu ifadelerle aslında doğrudan kimi hedef aldığı da oldukça açıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve şöyle devam etti. Evet, Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Ancak diye ekledi. Kendi partimizden mesulüz biz. Bize kaybettirmek için çalışıp çeşitli imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara da asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinde daha önce de dile getirmiş olduğu bir ifadesi vardı. Zübük siyaseti. İşte zübük siyasetçilere aldanmayın mesajını bir kez daha verdiğini görüyoruz dünkü konuşmasında. Üzerine de ekledi. Ülkeye hiçbir faydası dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmeti olmayacak kişilerin hayatına katkı yapmayacaksınız zaten dedi ve sadece yalan konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı açıkçası siyasi şantajcılıktır diye de sözlerini sürdürdü. Hem eski ortağına hem de muhalefete yönelik çok sert tepkileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu ifadelerle bunu dile getirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini dile getirdik ancak hemen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın dünkü sözlerine dikkat çekmekte fayda var. O açıktan doğrudan yeniden Refah Partisi'nin adını anarak bir söz söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşmuştu. Şöyle söylüyor, girdikleri yerlerde zaten seçim kazanma ihtimalleri yok dedi. Ancak kendisi orada seçime girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali artıyor diye de ekledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'dan vermiş olduğu o mesajla birlikte Efkan Ala'nın da açıklamalarının aslında birbiriyle örtüştüğünü görüyorsunuz. Verilen oy o partiye verilmiş olmuyor dedi Efkan Ala. Sürdürdü, doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyeyi kazanmasına yardımcı oluyor dedi. Yeniden Refah Partisi'nin tek başına yol yürüme kararını burada eleştirdiğini görüyoruz Efkan Ala'nın. Şimdi yeniden Refah Partisi üzerinden mesajlar verdi demiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti cephesinden de yine bir tepki var. Fakat devam ettiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci bir programı daha vardı. Elazığ'da konuştu. Elazığ'daki konuşmasındaysa daha çok ekonomi başlıklarının öne çıktığını görüyoruz. Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımları ve kararlılık mesajlarını vurguladı. Şöyle söyledi. Tüm dünya gibi bizim de sıkıntımız enflasyon dedi. Dünyada bir yükselen enflasyon var. Ancak baktığımız zaman Türkiye'deki bu yükseliş çok daha fazla. Yani dünyada alışılmışın üzerinde gelişmiş ekonomilerde %1, 2, 3'ün üzerine çıktığı zaman orada işte ciddi bir enflasyon var deniliyor. Bizde ise aylık yükselişler 2'yi 3'ü buluyor zaten. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla mücadelenin kolay olmayacağını vurguladığını söyleyelim. Bugünden yarına olacak bir şey değil de enflasyonu indirmek için dünyanın genel gidişatı da bu süreci daha da sarkmasına neden oluyor diye ekledi. Ve Türkiye olarak bizim amacımız hiç kimsenin işine halel getirmeden, yani kimse işsiz kalmasın, hiçbir işletme kapanmasın, bunları sağlayarak enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız dedi. Peki nasıl olacak? Orta vadeli programı hatırlatmakta fayda var. Orta vadeli program 2026 yılının sonuna kadar gidiyor ve tek haneli enflasyona 2026 yılının sonunda ulaşılacağı öngörülüyor. Adımların da buna yönelik atıldığını zaten ekonomi yönetimi defalarca dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha bunu vurguladı. Fakat kendisinin bir sözü daha var. Şöyle söyledi: bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımlar atıyoruz. Bu mesaj önemli çünkü halen daha 16 milyon emeklinin bir beklentisi var. Aylıklara getirilecek yeni bir iyileştirme ile ilgili olarak. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan geride kalan hafta buna kapıyı şimdilik kapatmıştı. Bütçeye çok ciddi bir yükün olduğunu söylemişti. Bir yıl boyunca ne deprem bölgesine ne ülke genelinde hiçbir düzenleme, hiçbir atılım yapmazsak ve hatta kamu çalışanlarının maaşını ödemezsek ancak bu düzenlemeyi, bu ek getiriyi karşılayabiliriz demişti. O ek getiri de neydi? En düşük emekli aylığı 10.000 lira. Bunun asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısı yapılıyordu. Yani 17.000 liraya çıkarmanın bile bütçe maliyetinin 1 trilyon liranın üzerinde, 1,5 trilyona yakın bir tutar olacağını, bunu da şimdilik karşılamanın mümkün olmadığını söylemişti. Buna karşın halen bir beklenti vardı. O beklentiye de son olarak artık seçim öncesi kapılar kapandı. Peki kim kapattı? AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün mecliste kameraların karşısına geçti ve emekli maaşları ile ilgili olarak 31 Mart öncesinde mecliste olağanüstü bir oturum yapılmayacağını vurguladı. Çünkü meclis geçen hafta 8. yargı paketini kabul ettikten sonra genel kurulda bir süre tatile girdi. O da 31 Mart seçimleri nedeniyle. Çünkü milletvekilleri kendi seçim bölgelerinde yerel seçim mesaisine başladılar. Dolayısıyla şimdi bir olağanüstü toplantının olmayacağını Emin Akbaşoğlu zaten vurguladı. Fakat bir de tarih verdi. Ne zaman? Seçimlerden sonra yılın ikinci yarısına, yani Haziran sonu Temmuz başı. Tam olarak o tarihi işaret etti ki meclisin rutin işleyişi içerisinde, takvimi içerisinde aslında Temmuz ortasında yeniden tatile girmesi bekleniyor. Buraya varılmadan, yani meclis kapılarını Ekim ayına kadar, yeni yasama yılına kadar kapatmadan önce yeni bir düzenleme yapılacağının mesajını verdi. Şöyle söyledi: Haziran sonu Temmuz başı itibariyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimleri, tüm çalışanlarımızı daha iyileştirici değerlendirmelerimizi duyacakları şekilde ben buradan mesajımı vereyim dedi. Düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz diye ekledi. Yani aslında bakacak olursak emekli için de çalışan için de yılın ikinci yarısına dönmüş durumda gözler. Bu yeni ekonomi düzenlemeleri ve aylıklarda maaşlardaki iyileştirme için yılın ikinci yarısı bekleneceğe benziyor. Tabii ekonomi mesajları dedik. Özellikle de emeklileri yakından ilgilendiren o konuda son nokta konuldu dedik. Şimdi bir de siyasette diğer liderlerin vermiş olduğu mesajları aktarmakta fayda var. Hemen ana muhalefete dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dün yoğun bir programı vardı. Önce Afyonkarahisar'daydı. Afyonkarahisar'da da işte Emin Akbaşoğlu bu açıklamayı yaptıktan sonra yine emekliler üzerinden iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü görüyoruz Özgür Özel'in. Şöyle söyledi: geçtiğimiz yıl emekli aylığıyla bir sucuk hesabı yaptı Ramazan'a yaklaşırken. Dedi ki emekli geçtiğimiz yıl aylığıyla 19 kilo sucuk alıyordu. O aylık zamlandı. Buna karşın bu yıl 11 kilo sucuk alabiliyor dedi. Yani 8 kilo sucuğun emeklinin sofrasından bir yıl içerisinde eksildiğini söyledi. Hesabını bu şekilde yaptı Özgür Özel. Eleştirisini de buradan tabii ki yöneltti. Fakat dün CHP özelinde çok dikkat çeken bir ufak sürtüşme vardı. Bu sürtüşme daha sonra birazcık daha büyüdü, büyüyecek gibi de duruyor. Nedir o? CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal. Özgür Özel onun için o istedi. Verin yetkiyi Burcu Köksal kentinizin sorunlarını çözsün dedi. Öncesinde ise Burcu Köksal'daydı mikrofon. Kendisinin şöyle bir açıklaması var. Dedi ki seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açık olacak dedi. Ancak tek bir parti hariç. O da Dem Parti dedi. Tabii bu sözler bir anda özellikle sosyal medyada çokça tartışılmaya başlandı. Çünkü CHP ile Dem Parti arasında bir işbirliği, uzlaşı arayışları vardı. İstanbul'un bazı ilçelerinde kısıtlı bir şekilde buna sonuca varıldı diyebiliriz. Fakat Özgür Özel bunu bir ittifak işbirliği olarak tanımlamıyor. Çünkü geniş kapsamlı değil, çok dar kapsamlı. Bu nedenle de Burcu Köksal'ın bu sözleri bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Tabii bunun ardından Uşak'a geçti Özgür Özel. Uşak'ta yapmış olduğu açıklamada Köksal'ın sözlerine açıklık getirdi. Dedi ki kendisinin Dili sürçtü, sürçülisan etti, öyle demek istemedi. Kazanırsa tabii ki kapılar Afyonkarahisar'da tüm partilere sonuna kadar açık olacaktır dedi. Burası nokta mı oldu peki? Hayır. Burcu Köksal TV100'e konuştu. Kendisini yapmış olduğu açıklamada geri adım atmadığını görüyoruz. Diyor ki ben seçilirsem Afyonkarahisar Belediyesi'ni Dem Partililerle birlikte yönetmeyeceğim dedi. Katı bir şekilde burada kırmızı çizgiyi çektiğini görüyoruz ve dil sürçmesi sonucu değil, vermiş olduğum söze göre konuştum dedi. İlk günden beri bu sözü verdim ve bu sözümün de arkasında durmaya devam edeceğim diye de ekledi Burcu Köksal. İşte bu polemik birazcık daha sürecek gibi görülüyor parti içerisinde. Genel başkan öyle demek istemedi diyor. Fakat adayın bizzat kendisi hayır ben sözümün arkasındayım diyerek Dem Parti'ye kapıları kapatmış görünüyor Afyonkarahisar'da. CHP demişken tabii muhalefetteki bir diğer başat aktöre geçelim. O da İYİ Parti. Dün Genel Başkan Meral Akşener İstanbul'da yoğun bir ziyaret turu gerçekleştirdi. İlçelerde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti ve doğrudan adayları için oy istedi. Böyle bir süreç yürütüyor. Ankara'da da aynı şekilde esnafı bizzat kendisi ziyaret ederek bir yanına Büyükşehir Belediye Başkan adayını, diğer yanında o ilçenin başkan adayını alıyor ve onlar için oy istiyordu. Bu kez Çatalca'da İlginç bir an yaşandı. Kendisine yanaşan bir vatandaş AK Partili olduğunu söyledi Akşener'e ve altılı masa sürecini hatırlattı. Biz de hatırlatalım. Altılı masada aday belirlenirken Akşener hatırlanacağı üzere 3 günlük bir süreçte masadan kalkmıştı. Oldukça da zehir zemberek açıklamalar yaparak sonrasındaysa yeniden masaya dönmüştü. İşte dün o seçmen Akşener'e o süreci hatırlattı ve şöyle söyledi. Masadan ayrıldığınızda çok güzel yaptınız. Neden tekrar masaya gittiniz eleştirisini yöneltti. Ve aslında sizin eleştirdiğinize üzülmüyorum, masaya döndüğünüze üzülüyorum dedi. Sonuna kadar eleştirin diye ekledi. Bu sözlerin sonu nereye varacak derken vatandaş çok çarpıcı bir söz söyledi. Çünkü sizin İmamoğlu'nu eleştiriniz AK Parti'ye yarıyor, bize yarıyor diye söyledi. İşte bu sözlerin ardından Meral Akşener aslında tepki göstermedi vatandaşa ve seni üzdüğüm için özür dilerim demekle yetindi ve vatandaşın yanından ayrıldı. İşte dünkü bu diyalogda oldukça dikkat çekiciydi. Yerel seçim sürecine yaklaşılırken vatandaşla Akşener arasında özellikle tartışmalar yaşanmıştı. Ankara'da, İstanbul'da ise bir tartışma olmadı ancak yine dikkat çeken bir diyalog sürecinin yaşandığını belirtelim. İç siyaset demişken aslında iç siyasette dün öne çıkan başlıklar bu şekildeydi tabii ki. Bugün de yine liderlerin yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin'de olacak. AK Parti mitinginde saat 14'te vatandaşlara hitap edecek. Yine Özgür Özel'in yoğun bir programı var. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve halk buluşması yapacak. Kütahya'da saat 9.30'da erken saatlerde başlayacak bugün kendisinin programı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu kez Anadolu yakasında İstanbul'da sürdürecek çalışmalarını. Onun da yine Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnaf ziyaretleri olacak. Bunları aktaralım ve kısaca bir dış siyasete değinelim. Çünkü Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir gelişme var. Dışişleri Bakanlığı'nın bir tepkisi var. Nedir o? İsrail'in Batı Şeria'da 3500 yeni yerleşime izin verme kararı. Bu Ankara'da büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle de tam da gerilimin aslında birazcık daha düşürülmesi beklenirken, Ramazan ayı yaklaşmışken yeni bir ateşkes sürecinin artık hayata geçmesi hedeflenirken bu atılan adım bölgedeki gerilimi de krizi de daha da tetikleyeceğe benziyor. Bu nedenle de Ankara'dan bir tepki var. Tabii ki bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli tepkisini gösterdi ve şöyle bir açıklama yaptı. Söz konusu plan Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir dedi ve burada aslında bir de uluslararası topluma seslenişi var. Kendisi şöyle söylüyor, bu işgal faaliyetlerinin yasa dışı yerleşim olarak tanımlanması yeterli değil. Daha sert bir tepki ortaya konulması lazım. Dolayısıyla yasa dışı yerleşim değil, farklı bir tabirle, farklı bir açıklamayla buraların tanımlanması ve Tel Aviv yönetiminin aslında bir işgalci olduğunun net bir şekilde ortaya koyulması gerekiyor dedi. Söz konusu olan hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır dedi Öncü Keçeli ve bunun karşısında durulması için de çağrı yaptı. Aslında bakacak olursak Almanya'dan da buna tepki var, Suudi Arabistan'dan da tepki var. Yine bu tepkilerin bugün artarak devam etmesini beklediğimizde ifade edelim. Son bir başlığı daha aktaralım. O da bu sabaha ilişkin sıcak bir başlık. Yine ekonomi diyeceğiz. Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarına bir yenisini daha ekledi. Dün dile getirmiştik. Kredilere ilişkin bir üst sınır kısıtlaması vardı. Bu kez de bir zorunlu karşılık kararı var. Yani nasıl olacak? Aylık %2 büyüme oranını aşan kısım, bankanın bunu aşan kısmı Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık olarak bir yıl süreyle bankanın elinde tutulacak. Yani nasıl olacak? Şimdi söylemiştik, tüm krediler ticari ihtiyaç, taşıt kredisinde bu limit değişmedi. Üst sınır %2 olarak belirlenmişti. İşte bunu aştığı zaman banka aştığı kısım kadar Türk lirasını bir yıl boyunca elinde tutacak. Bu da liralaşma adımı kapsamında alınan bir karar olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla aslında dün de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dile getirmişti. Merkez Bankası'na desteğimiz tam demişti. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Merkez Bankası'na desteğimiz tam, arkasında duruyoruz demişti. Dolayısıyla enflasyonun bu yükselişe geçtiği, yeniden aslında beklenenin üzerinde gerçekleştiği Şubat ayıyla birlikte yeni adımların alındığını görüyoruz. Merkez Bankası zaten bu kapsamda yeni adımlar atılabileceğini söylemişti. Enflasyondaki eğer bir belirgin kötüleşme yaşanırsa bu kapsamda atılan adımların devamında gelmesini beklediğimizi ifade edelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.